Herkese yeni bir videodan merhabalar, günaydın, tünaydın, artık her şeyi söyleyebilirim çünkü saati öyle böyle dört ettim. Ancak saat dörtte selam verebiliyorum. Aslında sabahtan beri sizlerle birlikteyim. Bugün çekimlerim vardı. Gerçi bu videoda söyleyebilirim çünkü bu videoyu zaten ben gittikten sonra izleyeceksiniz. Cuma günü Kıbrıs'a gidiyoruz. Benim doğum günüm için bir saniye satarıyor. Efendim hayatım? Yani sen dışarıda mı yemek istedin? Yok hayatım ya, hiç yemeğe falan götürme evimizde. Erken çıkarız, onlarla yemek yiyelim. Hani bir yere gitmiştik ya da başka bir yere. Tamam canım, hadi öptüm. Görüşürüz bana. Şimdi yan tarafımızda şey yapılıyor, kapı yapılıyor da o yüzden çok ses var şu anda. Bugün ufak tefek işlerim var. Onun dışında yemek hazırlayacağım. Yemekte de şöyle bir bowl hazırlayacağım. İç pilav yapacağım kendim için. Esat'ınkinde iç pilav olmayacak. Esat spora başladı çünkü. İnşallah ben de başlayabilirim en yakın zamanda. Şu Kasım ayının bitmesini bekliyorum. Çünkü uyku bile uyuyamıyorum. Yani o kadar yoğun bir ay ki. Ha ben bu arada şey diyordum. Biz cuma günü Kıbrıs'a gidiyoruz. Cumartesi günü benim doğum günüm. Yarın akşamdan İstanbul'a gideceğiz. O yüzden sizlere de bu haberi vereyim dedim. Bu arada ben sabahtan beri bu şekildeyim. Duş almadan önce de böyleydim. Duşumu aldım, çekimlerimi hallettim. Yine bu şekildeyim. Ben tam duştayken halıcılar gelmiş. Esat da bana söylememiş hemen geleceklerini. İşte apar topar çıktım, halıları verdim derken hızlı hareket ettim. Çünkü vakit bana kaldı yani. Öyle bir şey oldu. Bu bebek de burada. Da uyuyor böyle. Bu hep burada yatıyor bakın. Böyle koltuk tepelerinde. Yastıkların şöyle üstüne doğru. Kafasını da oraya koyuyor. Uy kuzum benim ya. Oh. Nevresini değiştireceğim. Sonra bir daha yatarsın. Hadi temiz nevresinde yatalım. Gel. Kalk bir tane. Kız kalk. Ne resimleri değiştirdim. Şimdi mutfağa girdim. Yemek yapacağız. Aslında Esat aradığını dışarıda mı yesek dedi ama böyle benim de bir yemek yapasım vardı bugün evde. O yüzden hiç dedim boş ver. Nasıl yarın gideceğiz. Bugün evimizde yemek yiyelim. Hem dolapta bir şeyler vardı. Onların ben bozulmasını da istemiyorum. Seyahate gideceğimiz için bu arada zaten hiçbir şey almadım neredeyse. En son market alışverişini tam bir ay önce yapmışız. Videolardan takip ediyorum ben de. Artık aylık alışverişimizi de döndüğümüz zaman yapacağız büyük ihtimalle. O yüzden yakın zamanda yine bir market alışverişi içeriği gelir. İki video sonra falan gelir diye düşünüyorum. Tam olarak ayda bir kere market alışverişi yapıyoruz biz. Ben onu artık hesaba kattım ve gerçekten aylık market harcamamızı da tam olarak netleştirdim. Bu markette iyice bir anlarım diye düşünüyorum. Şöyle ben markete gitmediğim zamanlarda bazen Fileden eve sipariş veriyorum. Eve sipariş hizmeti olan tek market burada bize File. Migros'a getiriyor sanırım, bilmiyorum. Hiç sipariş vermedim oradan ama ürünlerini çok beğenmiyorum. Hem pahalı geliyor bana birazcık. O da böyle hani taş çatlasın, hani çok yüksek tutarlar olmuyor. Böyle evin temel eksiklerinden, hani bugün yapmam gereken bir şey var ve o eksik bir şeyler daha söylüyorum. Genelde sebze falan oluyor. Sebzelerin de fiyatı çok arttı bu arada. Hani artık bir marul öyle 2,5-3 lira da değil. O yüzden tutuyor yani, market yüksek tutuyor. Döndüğümüz zaman yine güncel bir market fiyatlarına bir bakmış oluruz sizlerle birlikte. Şimdi bu arada dudağımın şuraları aşırı kaşınıyor. Anlatamam yani, bir de böyle biraz terledim. Bugün hava çok güzel, çok sıcak. Böyle cam hep açıktı. Hiç üşümedim. Sıfır.
Bugün yüzüme hiçbir şey sürmedim. Yani size öyle mi gözüküyor bilmiyorum ama bana inanılmaz sağlıklı geliyor saçım diyorum, yüzüm şu an. Şu an sizi de beni de en rahatsız eden şeylerden biri sanırım. O dudağımdaki o şişlik indiği zaman umarım daha güzel olur. Şimdi şöyle saçımızı bir toplayalım öylesine. Ve bugün menüde dediğim gibi bowl hazırlayacağız. Bowl'un içinde neler olacak? Biraz garip oldu. Neyse ya, çok önemli değil artık, siz yabancı değilsiniz. Bowl'un içinde etsiz köfte. Yine yeşil mercimekten köfte yapacağım. Protein oranı hem yüksek oluyor hem de kıymadan yediğim, yani normal köfte yediğim zaman gerçekten midem çok ağrıyor. Esat'ın da aynı şekilde. Onu ben bir de mangalda seviyorum. Artık böyle fırındaymış, tavadaymış, hele zaten kızartmasını hiç yiyemiyorum. Ben köfteyi mangalda seven kesimdenim. O yüzden evde şimdi yeşil mercimekten köfte yapacağız. Hem çok güzel oluyor, hafif oluyor, yormuyor sizi yerken. Hem de çok düşük maliyette. Hani evinizde yapabilirsiniz bence. Daha önce tarifini çok detaylı bir şekilde verdim. O yüzden tekrardan o kadar detaylı vermek istemiyorum. Ama yine yaparken tabii görürsünüz. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle yeşil mercimeğimiz. Bu arada geçen hiç kalmamıştı hatırlıyorsanız. Doldurdum sonunda. Şimdi tam ölçülü bir şekilde gösteririm. Şimdi kaynayan suya mercimeği atıyorum. Yıkadım mercimeği. 8 dakika bu arada. Tutun. Dakika tutun. Şu an saat 6. Zaten havada karardı. 6-10 geçe alacağım. Arkada gördüğünüz suda da sebze haşlayacağım. Onu da kaynatıyorum. Mısırlı iç pilav gibi ama basmaçtan yapacağım. Normal pilav artık neredeyse kullanmıyorum. Bir su bardağı yeterli. Şu kadar. Bir anda kapkaranlık oluyor ya. Bir anda. Ben bunu bir şöyle... Bunun içinde suda beklese bile yeterli. Bir 5 dakika bekleyecek böyle. Ben o esnada şöyle karışık sebzem vardı. Şöyle 2 mizeye çift kadar diyeceğim de hepsini yapayım zaten. Şey kalmadı. Şuradan iş bitenleri alalım. Bir bu. Şunların iş bitti. Bir yandan çek ediyorum, alıyorum. Şimdi belirttiğim tarifte detaylı tarif var ama soğuk sudan geçirdim. Böyle bekletiyorum şimdi. Hemen hızlıca başlayacağım. Önce bir salatayı bitireyim, pilavı yapayım. O esnada bu zaten çok kısa sürüyor. Şimdi yine aynı tencerede yapıyorum çünkü tavada. Şimdi bu tavayı ben daha önce, şimdi biraz bunu açıklamak istiyorum. Bu tavayı her şeyde kullanmıyorum. Bu görmüş olduğunuz sette en sevmediğim parçası bu. Aklım olsaydı sadece şu tencerelerin olduğu seti alırdım. Hatta ve hatta eğer hiç tencere setiniz yoksa sadece tefal alın. Ama ikinci bir tercih istiyorsanız alabilirsiniz. Ama çok çok iyiler mi derseniz, yani tencereleri güzel güzel pişiriyor. Ama tavası dibini tutturduğu için sürekli ben böyle dibi tutacak tariflerde bunu kullanıyorum. Bir de böyle şey, bakın saplarını göstereyim şöyle size. Yani dışı güzel ama bakın ahşap yerleri gidici gördüğünüz gibi. Her an oradan kopabilir. Sürekli yıkıyorum çünkü. Bulaşık makinesini hiç atmadım ve şuralarda hafif soyulmalar oldu dışında. İçinde olsa zaten direkt atarım. Ama dediğim gibi yani görüntü olarak harika. Tencereleri müthiş ama şu tava, yani bu tavasız bir set alabilirsiniz. Ama tavayı önermiyorum. Şu an pilav yapıyorum. Bir abes durabilir ama dediğim gibi biraz dibini tutturuyor. Benim hoşuma gidiyor basmati de. Şimdi zeytinyağı alalım bunu. Şimdi öncelikle basmati biraz anlatayım. Çok yaptım çünkü bu aralar. Basmati'yi çok yağla yapacaksınız ve zeytinyağıyla yapacaksınız. Yoksa basmati yemenizin hiçbir anlamı kalmaz. Şöyle 100 milim zeytinyağı. Bakın oldukça fazla bir yağ koyuyoruz içerisine. İçine koydum. Şimdi altını açıyorum. Bu arada sebzeler de olmuş. Onları da alıyorum. Şimdi sebzeleri hafif yağda bir çevireceğim. Bu
Basmati'ye de bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bu çay kaşığı yerine geçtiği için bundan böyle iki tane attım. Basmati'ye şöyle biraz mısır ekleyeceğim. Bu konserve mısırları lütfen yıkamadan yemeyin. Şöyle birazcık yıkayın. Hem o koku kötü hem de sağlıksız, yani bu kadar uzun süre taze kalabilmesi için içine mutlaka bir şeyler koyuyorlardır. Buradan size uyarım olsun. Bunu da biraz kavuracağım. Ay, buna şimdi zerdeçal çok yakışır da neyse. İki buçuktu. Bir buçuk daha ekledim. Bahar ekliyorum suyuna. Biraz da zerdeçal ekleyeceğim. Çünkü hem çok sağlıklı hem de güzel rengi olacak böyle. Şöyle kaynadığı için tereyağını da attım. Her yere de sıçrattım. Bravo. Bir tane soğanı bunun içerisine alıyorum. Şimdi şöyle çok büyük değil, çok böyle minicik olmayan bir soğanı şöyle bölüp içine atıyorum. Bunun içerisine de böyle yıkadığımız mercimekleri alıyoruz. Hiç ziyan etmiyoruz. Tamam. Şimdi maydanozunuz varsa maydanoz koyun. Bende olmadığı için koyamıyorum. Sonra şöyle tuzuna ekliyorum. Ben yine bir tatlı kaşığı ekliyorum. Şöyle bir tık fazla olsun. Hadi. Bir tatlı kaşığından biraz fazla. Sonra asıl önemli olan zaten bunun baharatları. Yani şimdi sizde eğer ki bu köfte baharatından yoksa içerisine karabiber, kimyon koyabilirsiniz. Toz biber koyabilirsiniz. Ben toz biber yine koyacağım ama şimdi sadece köfte baharatı ekliyorum. Böyle bayağı köfte tadını işte bu baharat verecek. Kıvamını da mercimek veriyor zaten. Şöyle üstünü kapatacak şekilde koydum. Şimdi ben acı toz biber koyuyorum. Tatlı toz biberim kalmamış. Az koyacağım. Şöyle tamamdır. Şimdi bunu kapatıyoruz. Dakika haşlanmasının bir nedeni var. Yoksa yumuşamış olur. Yani ona dikkat edin. Şimdi 2 yemek kaşığı sanıyorum. Aynen 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Şu 1, 2. Bakın kıvam müthiş. Yani geçen bu kıvam olmadı. Neden derseniz mercimeğim azdı. Son kez yapıyorum. Neyse ben size şu an olması gerekeni gösterdiğim için hadi ben bu sefer bunu kızartmıyorum. Bu sefer kızartıyorum. Az bir şey yağ koyuyorum. Kızaracakları kadar. Ben hep zeytinyağı kullandım. Bence siz de öyle kullanın. Bakın şöyle elinize de hiç yapışmıyor zaten bu şekilde. Bakın görüntüsü de köfte gibi. Bunlar oldu. Yani hepsi de olmuşlar. Salatam, pilavım, sebzem, köftem, patatesim. Sen daha mı güzel tabaklarsın acaba? Sen daha mı güzel tabaklardın acaba? Sana 4 köfte, bana 3 köfte. Senin pilavın benimkinden az gibi düşündüm. Yani bu senin benim tavuk şeyim mi? Bu benim olsun. Peki. 3 yeterli bana. Bana çok sebze koyma. Aynen kendine koy. Senin yemen daha önemli. Allah Allah. Spor yaptığım için hayatım tabii aynen. Bana o yeterli. Danke schön. Salata da mı koyuyoruz? Koy bence. Kötü mü olur? Yok. Hazırladım. Hepsini koymak zorunda değilsin. Ortaya alırız kalanını. Böyle bir kaşık koy aynen.
Hani ben patates çok yiyebilirim. Böyle. Mangal demek. O yüzden artık evde bu tarif benim için. Değil mi? Tam köfte değil de sonuçta köfte. Bence şeyi çok güzel. Tadı çok güzel yani. Sağlıklı. Ben gerçekten seviyorum. Nice. Evet. Bugünkü menümüz bu. Siz de deneyin bence böyle tabaklar. Hem böyle hep bütün tabak bitmiş oluyor. Yemekte kalmamış oluyor. Güzel oluyor benim için. Hiç tuz eklemem.